Merhaba çocuklar, dersimize hoş geldiniz. Bugün duygusal ve abartılı cümleler konusunu öğreneceğiz. Duyguların ifade edildiği cümlelere duygusal cümleler denir. Duygularımız nelerdir? Sevinç, öfke, kızgınlık, mutluluk, özlem bunlar bizim duygularımızdır. Eğer cümlede bu ifadeler varsa cümleye duygusal cümle diyoruz. Bir olayı olduğundan daha az ya da daha çok gösteren cümlelere abartılı cümleler denir. Yazdığım örneklere bakalım. Arkadaşımı çok özledim Özlem nedir? Duygumuzdur. O yüzden bu cümleye duygusal cümle diyoruz. Diğerine bakıyoruz. Beni görünce havalara uçtu. Çocuklar biz birisini gördüğümüz zaman havalara uçar mıyız gerçekte? Hayır, burada abartmış. Yani sevincini havalara uçmak olarak abartmış. Bu yüzden abartılı cümle. Dünya kadar işim var. İşinin çok olduğunu belirtmek için dünyaya benzetmiş. Burada abartılı bir ifade var. Abartılı cümle. Aniden karşıma çıkınca korktum. Korkmak bizim duygularımızdan biridir. Burada duygusunu ifade etmiş. Bu yüzden duygusal cümle. Seni beklemekten ağaç oldum. Çocuklar biz birisini beklerken ağaç olur muyuz? Hayır, bekleme süresinin ne kadar uzun olduğunu belirtmek için ağaç oldum demiş. Yani abartmış, abartılı cümle. Onu kırdığım için üzgünüm. Üzgün olduğunu, duygusunu belirtmiş. Bu yüzden duygusal cümle. Çocuklar dersimiz bitti. Görüşürüz.